Hepinize o ne ya? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konumu ben bildiriyorum. Derinle kanalımızsınız. Hayır, Derinle kanalımız. Hepiniz hoş geldiniz. Çok çılgın bir videoya başlıyorum demek isterdim ama olsun, yine de öyle diyelim. Biz öyle olsun. Arkadaşlar biz şimdi anlatalım mı arkadaşlara? Arkadaşlar biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Derin ameliyat oluyor arkadaşlar. Bugün pazar. 29 Ekim pazar günü. Az önce gösterisi vardı. Gösterisinden çıktık, evimize gittik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi hastaneye yatışımız olacak. Yarın sabah inşallah Allah'ın izniyle derin geniz eti ameliyatı olacak. Geniz eti alınacak, bademcikleri küçültülecek ve kulağına tüp takılacak. Sürekli kulağında sıvı biriktiği için. Bütün kışımız ikişerli antibiyotik içmekle geçiyordu. Geniz eti büyüdüğü için bu sorunları yaşıyorduk. Biz de daha fazla uzamasın süreç dedik. Arkadaşlar size beraber evet. Bir şey deneyeceğim. Dene bakalım. Hiç ameliyata gidiyormuş gibi bir hal var mı şu kızda, bakar mısınız? Ay, maşallah. Kalkın alınca bebek sizi geliyor. Hadi bakalım. Merhaba. Hayır, o böyle balonlarda olmuyor. Böyle balonlarda olmuyor. Evet, helyumlu balonlarda oluyor. Peki. Biz şimdi yoldayız. Evimizden daha yeni çıktık. Hastaneye gidiyoruz. Derin duygularını anlatır mısın arkadaşlara kısaca? Peki, yapacağım. Hastane psikolojisi arkadaşlar. Evet, Derin. Hadi arkadaşlara duygularını anlatır mısın biraz? Korkuyorum. Bu kadar mı sadece? Aa, heyecanlıyım. Evet, dün gece uyuyamadı. 2'ye kadar falan uyuyamadı. Hatta 2.30. Sabah da 7.30 gibi falan uyandı heyecandan, korkudan. Sadece 6 saat. Ama korkulacak bir ameliyat değil. Daha önce de söyledim. Ciddi bir ameliyat değil. Sadece geniz eti alınacak. Bir de dediğim diğer şeyler yapılacak. Çok basit, kısa süren bir operasyon olacak. Sadece 5.5 saat uyudum. Şimdi biz yoldayız arkadaşlar. Hastaneye gidiyoruz. Orada görüşelim arkadaşlarla, olur mu? Selam aşkolar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah videolarımızı sonuna kadar izliyorsunuzdur. Şimdi Aşkolar köşesindeyiz. Hemen ilk 3 ismi yazacağım arkadaşlar. Şöyle yazayım. İlk ismimiz Gülay. İkinci ismimiz Fatma. Üçüncü ismimiz de Luna. Şöyle hemen Derin gibi kalp koyayım. Derin de burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ameliyattan çıktığı için çok konuşmak istemiyor. Biraz boğaz ağrısı var. Geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, biz şimdi hastaneye geldik. Şimdi odamıza çıkacağız. Derin çok heyecanlı. Korkuyorum. Saçlarını bile hiçbir şey yaptırmadı. Korkuyorum. Korkacağım bir şey yok ki bebeğim. Çok basit, çok kolay bir şey bu. Anne tamam, sen gir, ben arabaya. Ben de gireyim. Gel buraya, gel. Gel hadi, asansör geldi. Asansör aşağı yönde gidecekmiş. Kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Bir şey olmaz. Deroş'um çok heyecanlı. Bebeğim, saçlarını düzelttin misin? Bağlayalım yukarıda. Bu kadar heyecan yapacağın, korkacağın hiçbir şey yok anneciğim. Midem bu. Midem bulanıyor. Heyecanlandığın için midem bulanıyor değil mi? Tamam. Hepsi geçecek inşallah. Derin kat. Kapı açıldı. Evet arkadaşlar, biz şimdi odamıza geldik. Derin çok stresli. Odamızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle de bir manzarası var Derin Hanım'ın. Güzelmiş. Güzel mi? Beğendin mi? Şöyle bir dağ tepe. Böyle bir manzaramız var. Bence oturup kitabını okumaya başlayabilirsin. Bak bakayım bana. Hiçbir şey anlamıyorum. Yatağı indiriyorsun şu anda. Tamam işte, yok. Aferin sana. Çok heyecanlı, çok. Ama heyecanlı yapabileceğin, korkacağın hiçbir durum yok. Çok basit bir ameliyat çünkü, tamam mı anneciğim? Derincim iyisin değil mi aşkım? İyi değil misin? Korkuyorum. Ya yiyeceğim ben senin korkan o suratını ben ya. Çok panikli oldu. Allah'ın izniyle inşallah bir an önce ameliyatımızı olur. Sağlıklı bir şekilde çıkar, evimize gideriz. Sisi öptük, kokladık, bıraktık, geldik. Derin karıştırsın önce bir odayı arkadaşlar.
Evet. Televizyonu da varmış. Oha! Ne oldu? Dolabı var. Dolabı şey. Otel mi burası? Ne koymalarını bekliyordun? İçecek mi koysalardı keşke? Balkon yemek yeter. Keşke kızımı bir bubble tea koysalardı buzdolabına, değil mi anneciğim? Evet. Ne var? Tuvalet. Evet, açabilirsin. Tatmin oldun mu? Kapıyı niye kapatmadın? Kapatabilirsin. Sonuçta kullanacağız. Devince. Şuraları da silelim. Pencerelerimizi de silelim. Yani camları değil de kenarlarını silelim en azından. Şöyle. Beroş'cum sen ne yapıyorsun? Ben görmüyorum. Şöyle yapayım. Evet. Bir tertemiz olmalı. İyi düşünüyorum. Tamam. Evet. Bir de çok başarı yapmamız gerekiyor. Yere sakın hiçbir şey dökmüyoruz. Yiyecek hiçbir şey dökmüyoruz. Burayı da siliyoruz arkadaşlar. Biraz yatsan mı acaba Derincim? Bence de Derincim. Biraz yatsan. Dinlensen bebeğim. Arkadaşlar gerçekten temizlik yapıyor ya. Yani. Arkadaşlar temizliklerini yapsınlar. Görüşürüz gene. Evet arkadaşlar, dün akşam yemeği geldi. Yemeklerini yiyecek şimdi. Gayet ne iyi. Bir şey olmaz, değiştiririm. Keyfi yerinde gayet. Neden? Çünkü burada da bir hemşire hanımın kızı varmış yanında. Onunla tanıştılar. Birkaç saattir onunla birlikte oynuyorlar, değil mi? Bakalım yemeğinde ne varmış. Köfte. En sevdiğim. Erişte pilavı. Erişte. Başka neler var? Burada da çorba var. Salata var. Evet. Çok musladın. Arkadaşıyla kaç saattir oyunlar oynuyorlar. Orada bir şeyler boyuyorlar, değil mi? İyi anlaştınız mı? Çok iyi. Ders çalıştınız. Aferin size. Hadi önce çorbanı içmek ister misin bebeğim? Daha doğrusu ben onu çalıştım. Tamam, yemeğini biraz böyle itele, çorbanı koyalım. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Tamam. Cacık. Çorbası. İç bakalım, tadından anlarsın. Mantar çorbası. Mantar çorbası değil, ezogelin. Ezogelin evet. Gibi. Ezogelin çorbası mercimek çorbası gibi zaten. İçebilirsin. Evet. Öyle yapılmaz ama. Nimet o, öyle yapılmaz. Çok sıcak. Hadi afiyet olsun bakalım sana. Evet Derin Hanım. Sayın Derin Naz Tanrıverdi. Doktor Hanım. Doktor Hanım diyelim mi sana? Evet, benim biraz başım ağrıyor da doktor hanım. Bana bir ağrı kesici iğne vurabilir misiniz acaba? Olur ya. Migrenim var da. Barkodumu yapıştırır mısınız buraya? Okutacaksınız. Tamam, okuttunuz. Hastaneyi de mi ele geçirdiniz doktor hanım siz? Siz hastaneyi de ele geçirmişsiniz doktor hanım. İnşallah böyle ileride güzel bir doktor olursun Derincim. Başarılı, güzel bir doktor olursun inşallah. Çok yakıştı sana. Evet. Beni ameliyat mı yapacaksınız başımdan? Hayır, Zeynep yapacağım. Aa, Zeynep sen mi yapacaksın beni ameliyat? Tamam. Sabah mı alacaksın beni ameliyata? Tamam, ben hazırlanayım o zaman doktor hanım sabaha kadar. Olur mu? Olur. Kolay gelsin, iyi nöbetle. Ya. Arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Evet. 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 Evet
Bana bak. Açtırdık mı damar yolunu? Bakayım kapattı mı? Bence abartma derin. Abartma. Ay yavaş. Ya yiyeceğim sizi ya. Bu saatte bile görüştünüz. Helal olsun size. Simoşum. Simoşum. Hoş geldin aşkım. Derin'in yanına kim gelmiş? Simoşumuz gelmiş. Saat kaç, haberiniz var mı? Saat 12.30. 1 oldu. Evet. Saat gece 1 demiyor, 2 demiyor. Simoş arkadaşının yanına geliyor. Evet, Simay bütün gün seni sayıkladı Derin. Ben söylediğim kombine geldi. Almak siyah, üstüne beyaz. Dedim ki, bunu da giyerken kızı olmuş. Sarılın hadi birbirinize. Teşekkür et arkadaşına. Bu saatte seni yalnız bırakmadı canım Simoş'umuz. Bıyık yaptı. Var canına. Simoş'uma veda ediyoruz değil mi? Ne yapacaklar biliyor musun? Oynayacaklar, sen hiç korkmayacaksın. Tamam. Asla korkmayacaksın. Simoş'umuz desteğini ben verdi. Ben yarın da geleceğim. Enerjisini verdi arkadaşına. O ceket zaten senin. Bizim burada kalmış. Hani biz de kalmaya gelmiştin ya. Tamam. Bu çok basit bir şey, tamam mı? Senin bir yerini kesmeyecekler, diş atmayacaklar. Çok kolay bir ameliyat olacak. Hiç acı ya da ağrı hissetmeyeceksin. Hemen çıkacağız, evimize gideceğiz. Çok basit bir şey. Hiçbir şey anlamayacaksın, hissetmeyeceksin, duymayacaksın. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Derin'i şimdi ameliyathaneye aldılar. Ben girebildiğim yere kadar girdim. Ameliyathanenin kapısına kadar. Ama artık ameliyathane kapısının önüne gelmiştik ve oradan sonrasında beni almadılar. Derin girerken ağlamıyordu. Çünkü bu sakinleşti bayağı çünkü. Ağlaması da stresten panik oldu işte. Heyecandan, korkudan. İnşallah bir an önce çıkar gelir. Ben bekliyorum onu burada. Çıkınca görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Ben Derin'in girişini çıkışını çekemedim çünkü Derin çok stresliydi arkadaşlar. Aşırı stresliydi. Bir de ben Derin'le ameliyathanenin kapısına kadar gittim. Sadece bir kişi yukarı alabiliyorlardı. Ama orada da video fotoğraf çekmek yasaktı. Kadının gözü hep üzerimde olduğu için oradaki görevlinin, hiç çekemedim size görüntüler. Çıkarken de yine Derin çok ağlıyordu. Elimi hiç bırakmadı. Yine çekemedim. Ama şu an Derin iyi misin? Uyandı. Uyur uyanık. Biraz daha tam kendine gelemedi ama uyandı. Ameliyatın üzerinden şu an tam 4 saat geçti Derin'e. Soğuk su içti. Soğuk ayran içti birkaç yudum. Şimdi çorba içecek, dondurma yiyecek. Buz gibi değil mi? Araları çekersin. Evet, araları da çekersin diyor. Sadece biraz boğazında ağrısı var. O da çok, evet, yutkunurken. Geniz eti alındı Derin'in. Bademcikleri küçültüldü ve sağ kulağına tüp takıldı Derin'in. Birazdan doktorumuz da gelecek. Bize bilgi verecek. Ama şu an genel durumumuz çok şükür. Binlerce kez şükürler olsun, daha iyi. Dediğim gibi yutkunmada biraz zorluk var. O da çok normal. Anesteziden dolayı biraz saçmaladı sadece. Şok değil ama biraz saçmaladı. Ağlayarak çıktı. Sana bir şey söylemek ister misin? Bana dua et. Çok halsiz arkadaşlar. Yine ben size Derin'i daha sonra göstereceğim. Şimdi biraz bir şeyler yedireyim. Kendine biraz daha gelsin, toparlasın. Sonra yine Derin'e kaldığımız yerden devam ederiz. Dondurmacı geldi. Dondurmacı. Dondurmam var. Yer misiniz? Kaymak gibi, sizin gibi, bal gibi, böyle bembeyaz. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Niye? Ağladığın için. Hı. Ama güzelliğinden hala hiçbir şey kaybetmedin. Hala çok güzelsin. Arkadaşlar Derin dondurma yiyor şimdi. Bir 10 kaşık falan soğuk mercimek çorbası içti. Biraz ayran içti. Şimdi de böyle bir beyaz dondurma yiyoruz, kaymaklı değil mi? Güzel mi?
Yönetmek çorbasını bu kadar gönüllü yememiş. Yo, onu da içti çocuğum. Güzel mi dondurma? İki kaşık yiyip sonra bekleyin. Evet, öyle yaptık. İki kaşık içtik, 20 saniye bekledik değil mi? Ama böyle böyle 10 kaşık, 12 kaşık içtik değil mi neredeyse çorbamızdan? Şu an her şey yolunda çok şükür. Sadece... Bir şey olmaz. Sadece derinin biraz boğaz ağrısı var. O da çok normal. Az önce doktorumuz geldi, kontrol etti, muayene etti. Ağrısı çok normal dedi. Böyle arkadaşlar buzun yanındaydı, hala erimiş. Evet. Yani yedikçe ağrısı geçecek. Yarına muhtemelen bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yani öyle işte. Sabah evimize gideceğiz inşallah. Derin sesi çok özledi. Bir de derin bana yapışık arkadaşlar. Ameliyatın etkisinden midir bilmiyorum ama hiç elimi bırakmıyor. Hiç yanından ayrılamıyorum. Arayan kişileri de hiç cevaplayamıyorum. Buradan herkese tekrar teşekkür etmiş olayım. Aradığınız, mesaj attığınız, ilgilenip sorduğunuz için çok teşekkür ederiz hepiniz. Derin bir kaşık da bana versene ya. Çok canımı çekti. Şaka şaka sen ya. Ver bakayım. Çok güzel. Ama yiyemiyorum. Yiyemeyecek misin? Abi ben yedireyim, tamam. O zaman derin dondurmasını ben yedireyim arkadaşlar. Zor konuşuyor, evet. Nazlı bebek. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Biz bugün taburcu oluyoruz. Şimdi çıkış işlemlerimizi hallettik. 2 gece yatmış olduk hastanede. Derin bugün daha iyi ama. Değil mi? Evet. İyisin bebeğim. Evet. Evet, şimdi evimize gideceğiz. Banyolarımızı yapacağız. Kime kavuşacağız? Size. Size kavuşacağız arkadaşlar. Derin böyle pijamalarıyla falan çıkıp eve gidiyor. Odamıza veda ediyoruz. Bir daha buraya gelmemek ümidiyle diyoruz. Çiçeğini mi göstereceksin? Arkadaşlar Derin'in çiçeğine bakın. Sümeyye ablası göndermiş. Çok güzel. Gece çok güzel yanıyor değil mi Derin? Anestezili bile harikasın şekerim yazmış. Bunu kapatalım şimdi şey bitmesin. Evet arkadaşlar, bizim hastane ameliyat sürecimiz böyleydi. Bununla gelmiş geçmiş olsun diyorum. Hatta arkadaşlar az önce bir abla geldi, ameliyat hazırlansın Derin dedi. Evet, Derin demedi. Başka bir hastayla karıştırmış. Ameliyat hazırlanabilirsin dedi. Biz dedik biz ameliyatımızı olduk. Dedi, pardon, isimleri karıştırmış. Öyle bir andı. Dediğim gibi arkadaşlar, Allah'ım kimseye çaresiz dert vermesin. Bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Şifa bekleyen bütün hastalara buradan da şifalar diliyorum. Ameliyat olacak ve olan hastalara da şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.